Merhaba arkadaşlar, Anlatan Adamların bu bölümünde elektrikli otomobilleri konuşacağız. Bildiğiniz gibi Tesla'nın öncülüğünü yaptığı gibi ya da Togg gibi doğrudan elektrikli olan otomobil markaları varken artık günümüzdeki diğer otomobil üreticileri de neredeyse elektriğe dönmüş durumda. Ama buna hiç katılmayan, karşı çıkan bazı markalar da var. Bu videoda hangisi mantıklı, bazı markalar neden karşı çıkıyor buna bakacağız. Aynı zamanda Toyota'dan yepyeni bir haber geldi ve bu sayede elektrikli otomobillerin gidişatı ve şu anki üreticilerin ne yapacağı da değişebilir. Bu videoda bu yeni teknoloji nedir? Bazı markalar neden karşı çıkıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi otomotiv dünyasında içten yanmanın adı artık çok fazla geçmiyor ne yazık ki. Biz otomobil severleri üzen bir haber tabii ki bu ama çevrecilik için farklı etkileri var. Özellikle Tesla'nın başını çektiği bu akımda bunun üretilebilir, kullanıcılara sunulabilir ve üreticinin alabileceği fiyatlarda yapılabilir olduğu gösterildikten sonra dünya bir anda elektriğin peşine doğru koşmaya başladı. Bunu etkileyen başka şeyler de oldu. Özellikle geçtiğimiz sene Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması ve Avrupa Birliği'nin komple Rusya'ya karşı çıkmasıyla birlikte şunu da düşünmeye başladık. Bir enerji krizi oldu. İşte Avrupa'da ne olacak? Kışın doğalgaz gelecek mi? Petrol işi ne olacak? Fiyatlar bir anda tavan yaptı falan. Bu da Avrupa Birliği'ni düşündürdü. Dedi ki biz burada biraz bağımlıyız. Normalinde 2035-2040 yılları arasında içten yanmalı otomobilleri yasaklamak istiyorlardı. Ama bu Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte bunu yaklaşık bir 5 sene geri aldılar. 2030-35 yılları arasında çoğu ülke, Avrupa ülkesi içten yanmalıyı yasaklayacak ve sıfır otomobil satışını sadece elektrikli olarak yapacak. Bunu çevrecilik altında söylüyor herkes. Tabii ki işte çevreyi koruyalım, dünyayı koruyalım, elektrikliye geçelim ki fosil yakıt çıkarmayalım falan diye. Ama işin gerçeği aslında o kadar basit değil. Daha önceki videolarımızda bahsettik. Elektrikli otomobiller evet kullanım sürecinde sıfır emisyon gibi gözükse de arka planda o kadar çevreci değil maalesef. Böyle düşünen sadece ben değilim tabii ki. Honda gibi, Toyota gibi üreticiler de bu akıma katılmamak için oldukça direndiler. Kayıtlara baktığımız zaman dünyada yaklaşık 1,5 milyar otomobil var. Tabii ki bizim ülkede köylerde kullanılan trafikten çekilmiş Toros'ları, Broadway'leri falan da katarsak bu sayı bayağı bir artar ama kayıtlı olarak 1,5 milyara yakın. Bunlardansa sadece 20 milyonu elektrikli otomobil. Yani yüzdeye vurduğunuz zaman yaklaşık %2 civarında bir yere denk geliyor. Yani aslında şu an reklamı yapıldığı kadar da çok fazla elektrikli otomobil yok. Satışlar her sene artıyor, elektrikliye kayılıyor ama burada bazı handikaplar var. Bunlardan birincisi menzil konusu. Çok fazla menzile ulaşamıyorlar henüz ve şarj etmek de oldukça kolay değil. İkincisi çevrecilik kısmı. Toyota ve Honda aslında burada devreye giriyor. Diyorlar ki ya bunu sürekli böyle pompalayıp duruyorsunuz çevreci diye. Ama gerçekte böyle değil. Neden? Çünkü elektrikli araçlardaki bataryalar lityum iyon piller. Ve bunların üretilmesi ve geri dönüştürülmesi ayrı ayrı iki dert. Bir elektrikli otomobil için 450 kilogramlık bir batarya yapmak istediğiniz zaman yaklaşık 200 tona yakın maden çıkarmanız gerekiyor ki bu inanılmaz derecede yüksek bir oran. Tabii ki lityum madenleri Avrupa'da olmadığı için Avrupa bu konuda çok düşünmüyor. Nasılsa elektrikli otomobilleri destekleyelim. Bu konuda bize bir zararı yok şeklinde düşünüyorlar. Tabii ki dünyanın öbür tarafında lityum çıkaran yerlerde büyük sıkıntılar yaşanırken bunlar biraz göz ardı ediliyor. Burada bazı politik işler devreye giriyor. Ama politika işini bir kenara bırakırsak ikinci çevreye zararlı etmeni ise geri dönüşüm. İçten yanmalı otomobilleri geri dönüştürmek aşırı derecede kolay. Çünkü içindeki malzemeler belli. Özellikle motor, şanzıman, yürüyen aksam gibi şeylere baktığınız zaman çelik, alüminyum gibi standart metaller kullanılıyor. Bu lityum iyon pillere baktığınız zaman geri dönüştürülemez değil, geri dönüştürülebilir. Ama çok fazla prosesten geçmesi gerekiyor. İçindeki bütün malzemeleri ayırmanız gerekiyor öncelikle. Daha sonra bunları tek tek dönüşüm yapabiliyorsunuz. Ve bir batarya için yaklaşık 1-1,5 saat geri dönüşüm süresi gerekiyor. Bu ayırma işleminden dolayı. Bu da ne demek? Dünyanın o sürekli söylediği gibi tamam alalım her şeyi elektrikliye geçelim dediğiniz zaman bunları, bu atıkların nasıl yönetileceğini de düşünmemiz gerekiyor. Ki pillerin kullanım ömrü şu an içten yanmalı otomobiller gibi
20-30 yıl işte bakımını yapayım, kullanayım değil. Standart bir elektrikli otomobilde, yani böyle Tesla gibi oraya çok yönelmemiş, daha ucuz bir araba aldığınız zaman bataryası çok iyi bir şekilde sıcaklık yönetimi yapılmadığı için 5 yılın sonunda kapasitesi %80'e düşecek. Tesla'nınki gibi daha iyi çözümlerdeyse bu yaklaşık %90'a düşüyor ki %80'in altına düşmesi demek zaten o bataryanın artık neredeyse çöp olduğu demek. Bu da kullanım ömrünün ne kadar limitli olduğunu gösteriyor. Haliyle sürekli yeni bataryalar gelirken o 5 yılını dolduranların da geri dönüşmesi lazım. Aksi takdirde çevreye çok daha zararlı bir hale geliyor. Toyota ve Honda da bu şekilde düşündüğü için geleceğin elektrikli otomobillerde olmadığını söyleyip hep farklı yönlere yöneldiler. İşte hibrit otomobillerini çıkardılar. Toyota Fuel Cell'i biraz daha öne çıkardı ki nasıl çalıştığını bilmiyorsanız sağ üst köşeye tıklayıp videomuzu izleyip tamamen konsepti anlayabilirsiniz. Ya da Toyota daha sonrasında dedi ki ben hidrojenle otomobiller yapacağım. Normalde Fuel Cell de hidrojenle çalışıyor. Ama hidrojen vasıtasıyla elektriğe çevirip otomobili elektrikli ilerletiyorsunuz. Yeni konseptlerinde ise içten yanmalı bir motoru hidrojenle çalıştırıp çok daha çevreci bir şekilde götürebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir çözüm değil çünkü hidrojenin depolanma sorunları var. Porsche'ye baktığınız zaman sentetik bir şekilde yakıt üretmeye çalışıyorlar ki yine içten yanmalıların ömrü biraz daha uzasın. Daha devam edilebilir bir şekilde gitsin. Bu yüzden Honda'da da Toyota'da da doğru düzgün bir elektrikli model yoktu. Böyle ufak tefek şeyleri çıktı ama hiç son kullanıcıya hitap eden değil, daha çok prototip şeklinde ürünlerdi. Bu da şuna sebep oldu. Bu iki üreticinin de satışları inanılmaz şekilde düştü. Toyota'ya baktığınız zaman yılda yaklaşık 10 milyon araç üretiyorlar. Volkswagen ikinci sırada geliyor. Yaklaşık 8,5 milyon araç üretiyorlar. Bir anda bu ülkelerin aşırı baskısı, medyanın gazı ile birlikte elektrikli otomobil üretmeyenlere karşı şöyle bir tavır aldı tüketici. Bunlar çevreyi kurtarmak için hiçbir şey yapmıyor. Bunlar çevreci değil, dünyayı kötüye götürüyorlar. Biraz günah keçisi ilan edildiler doğruyu söyledikleri için. Ve elektrikli otomobilleri de olmadığı için satışları Honda'nın %25, Toyota'da da yaklaşık %20 civarında düştü. Bazı bölgelerde %30-35'e kadar düştü. Haliyle dediler ki yani finansal açıdan da bunu düzeltmemiz lazım. Toyota bir tane tamamen elektrikli otomobil çıkardı. Adı da BZ4X. Kötü bir isim. BZ için Beyond Zero diyorlar. Yani sıfırın ötesinde ismini verdiler. Çok dayanıklı bir otomobil değildi. Üstüne bir de geri çağırma geldi. Dedi ki çok ani frenlemede ya da çok hızlı dönüşlerde lastiğiniz çıkıp gidebilir. Bu çok katastrofik bir şey. Bir de onun üstüne bu gelince işler iyice kötüye gitti. Sonra Toyota dedi ki ben bu işi doğru düzgün yapmak istiyorum. Yani gerçekten çevreci olmak istiyorsak bu işi düzgün bir şekilde yapalım ve elektrikli otomobillerin gelecekteki bu negatif yönlerini azaltalım. Ve 2 hafta önce yeni bir şey tanıttılar. Adı da solid state batarya. Yani katı durumdaki batarya diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu yeni bir konsept değil ama Toyota ilk defa cesaret edip burada belki biraz da risk almaları gerektiği için bunu kullanılabilir otomobillerde, son tüketiciye ulaşacak otomobillerde ben kullanıyorum dedi. Ve inanılmaz güzel avantajlarla birlikte geliyor. Bunlardan birincisi çok hızlı şarj edilebilmesi. Yani ilerleyen zamanlarda 10 dakika içinde direkt bütün bataryayı doldurabileceksiniz. Ama 2026 için bir vizyon yayınladılar. Dediler ki %10'dan %80'e 20 dakika içinde şarj olabilecek bir ürün çıkartacağız. Ve bu arabanın menzili 700-800 km civarında olacak. Peki bunu nasıl yapıyor? Solid state batarya dediğimizin normal lityum iyon bataryalardan biraz daha farklı bir çalışma prensibi var. Lityum iyon bataryaların 3 katmanı bulunur. Birinci katman katot, yani pozitif taraf lityumla dolu. Negatif taraf ikinci katman, burası karbonla dolu ve ortada da bir polimerle bu ikisi birbirinden ayrıştırılır ve bütün bu yapı bir sıvı içinde bulunur. Batarya kullanılıyorken, yani elektrik harcıyorken lityum atomları katot tarafta, yani pozitif tarafta durur ve burada sabit bir şekilde kalmaya devam eder. Ne zaman ki elektrik doldurulmaya başlar, yani arabayı şarja taktınız, bu lityumlar karşı tarafa, yani negatif tarafa geçer. Burada karbon atomlarıyla birlikte durur. 6 karbon atomu için bir tane lityum burada tutulur ve bu şekilde şarj olur. Solid state, yani katı bataryalara baktığımız zaman İkinci taraf yok. Yani karbonlu taraf yerine seramikten katı bir katman bulunuyor ve lityumlar yine dolum sırasında karşı tarafa gidip tamamen sabit metal bir lityum katmanı oluşturuyor.
Bu yüzden adına katı haldeki batarya deniyor ve dediğim gibi büyük bir avantajı hızlı dolumu. İkincisi de bu ikinci katmanı kaldırdığınız için çok daha az yer kaplıyor. Bu da elektrikli otomobiller için zaten büyük bir sıkıntı şu anda. Bütün tabanı batarya ile kapladığınız zaman içerideki hacimden çok fazla yiyorsunuz. Aynı zamanda ağırlık da çok artıyor. Bütün bu negatif yönleri alıyor. Üstüne bir de üretim maliyeti çok daha ucuz. Yaklaşık diyor ki Toyota %20 fiyat buradan kısabiliriz. Haliyle son tüketiciye de bu fiyatı daha ucuzdan verebiliriz. Bu da bizim için mükemmel bir artı. Dediler ki 2026'da ilk versiyonu tanıtacağız. 2027-28'de ise 1000 kilometreye ulaşan bir menzil ve 10 dakika içinde bütün bataryayı dolduracak hale getireceğiz. Bu şu an için inanılmaz bir gelişme şu an yaşadıklarımıza göre. Çünkü bugünkü pil teknolojisiyle dünyayı komple elektrikli otomobile çevirmek maalesef dediğim sebeplerden mümkün değil. Pil teknolojisinin gelişmesi ya da farklı çözümlere geçilmesi gerekiyor. Tamamen bugünkü pil teknolojisiyle ve bu üretim teknikleriyle bütün dünyayı geçirelim demek hayal kurmaktan çok daha ötesi değil. Uzun vadede etkileri çok daha kötü olacaktır. Tabii ki buradaki gelişmeler diğer üreticilere de geçip belki çok daha iyi çözümler çıkaracaklardır. Bu yüzden Toyota'yı kendi adıma bir kez daha tebrik ediyorum. En azından öncülüğü alıp diğerlerine de yol gösterdiği için. Başarıya ulaşırsa belki ilerleyen zamanda Togg'da da bu tip bir batarya görebiliriz. Zaman ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.